Merhaba, önceki derste sesle ilgili bazı bilgiler vermiştim. Şimdi de yapacağım şey, modülasyon tipleri. MATLAB aslında teoriyle uygulamayı birleştirmemizi sağlıyor. Yani teorik bilgileri de pekiştirmemizi, öğrenmemizi sağlıyor. Modülasyon nedir? Modülasyon, iletişimde bizim bir frekans aralığımız vardır. Herkes 20 ile 20 kHz arasında konuştuğu için biz birbirimizi insanlar olarak birbirimizi anlıyoruz. Fakat her zaman da 20 kHz üzerinden radyo hani telsizden konuşamayız. Bu yüzden farklı band aralıkları arasında konuşmamız lazım. Hani konuşmanın gizli kalması da gerekebilir. Çok da güvenli olmasa da frekansı aralığını bir yerden bir yere taşı e, taşırız. Temel olarak frekans modülasyon bu. Günümüzde ise modülasyon e, internette yani tek kablo üzerinden e, çok farklı veri tiplerinin taşınmasına yarıyor ve bu veri tipleri birbirlerine karışmıyor aynı kablo üzerinde olsalar bile. Çünkü farklı şekilde kodlanmışlar farklı şekilde işlenmişler. Şu an ben de burada size 3 tane temel modülasyon tipini göstereceğim. PSK, FSK, ASK. PSK nedir? Phase Shift Coding, Fre FSK, Frequency Shift Coding, ASK, Amplitude Shift Coding. PSK aslında biz Wi-Fi'den tanıyoruz. 802.11'deki şu anda çok temel düzeyde gö göstereceğim. PSK temel olarak şurada bir kaynağınız var. Hani bir eee şöyle yapayım. Bir veri kaynağınız var. Bu veri kaynağı binary olarak kodlanmış. Hani 1 0 1 0 0 1 1 1 1, 0 şeklinde gidiyor. Bu veri kaynağı e, bir şekilde e, bu tek tek gönderilmeli. 0, 1 şeklinde. Bir tane de osilatör e, bir devre şeması şeklinde göstereceğim. Bir tane de osilatörümüz var. Bir tane de veri kaynağımız var. Bu veri kaynağı bu şu anda yaptığım şey benim yorumum. Onu baştan söyleyeyim. 0.1 gibi bir şey olsun. Osilatörden osilatör durmadan bir e, sinüs sinyali üretsin. Şu şey ne diyelim? Şöyle biraz daha uzasa. Ort, ortada olsun. Şurası 0 ise burası 1 ise Burası eksi 1'de devam ediyor. Osilasyon e, yaparak şurası sıfırken yani 0.1'den büyükse yukarıdaki sinyal gidecek. Eğer 0.1'den küçükse eksi 1 ile çarpalım. Bu şekilde gidecek. Eğer bir sinüs sinyalini eksi 1 ile çarparsanız şuna benzer bir tersini elde edersiniz. Yani 180 derece kaydırmış olursunuz. -1 aslında bu, bu manaya geliyor. Eee veri kaynağımızı da şuraya bağlarsak e, hani şu 1 0 1 0 şeklinde gidiyor ya. İlk önce şu faz gidecek. Bu da eee 1'se hani 0.1'den büyük ya. 0'sa aşağıdaki gidecek. Burası yani 0.1'den büyükse büyüktür 0.1. O zaman küç küçükse küçüktür. 0 küçüktür 0.1'den büyük küçükse bu kısım gidecek. Hadi şöyle eşitlik koyalım da şöyle eşitse şu, şu gidecek. Sonrasında bunu bir çıkışa vermiş olacağız. Bu ikili bir e, face shift oluyor. Yani 180 derecelik durmadan e, sinyal, sinüs sinyali herhangi, genelde sinüs sinyali kullanılır. Sinüs veya kosyus. Arasında 90 derece fark var. E, sinyal sürekli gidecek. Arada sadece bir ara ara kaymalar olacak. E, PSK bu şekilde açıklarım. FSK'da gene bir switch diyelim ki gene 0.1'den büyük bir tane osila osilatörümüz olsun ee, bu kaçta gitsin bu 100 hertzlik bir sinyal üresin 100 hertzlik bir sinyal üresin gene bir Data kaynağımız var. Osilatörümüz var. Şuradan ah, fareyle yazmak o kadar zor ki bana göre. Ee, bir tane de frekans bölücümüz olabilir veya bir tane daha osilatör koyabilirsiniz. Sonuçta şurada bir tane daha 50 HZ'lik bir e, osilatör. Osilatör. Şimdi data yine 1.0.1.0 diye gittiğinde burası 1 iken e, 100 Hz şöyle çizelim. 1 ise 100 0 ise artı şeklinde gidecek. Bu da gene ikili frekans şey yani 0 ve 1. Bunun daha değişik daha değişik yöntemleri var. Mesela tek 0 ve tek 1 iken değil de bunu birden fazla aralığa bölersek mesela 25, 50, 75, 100 şeklinde bölersek bu seferlikte 0, 0 iken 25, 0 1'ken hani artık her seferinde 1 bit değil de 2 bit gönderiyoruz bu şekilde. 75 ise işte 1-0 100 ise 1-1 şeklinde de gönderilebiliriz. Amplitude Shift keying için de şöyle anlatayım. Bu ders uzun sürecek. Şöyle eşittir 0.1 diyeyim. Data giriyor şuradan. Şöyle şeyler gelsin. Şurada bir tane osilatörümüz olsun. Osilatör olarak şunu çarpı ikilik bir şey olsun. Yani sinüs sinyalimiz eksi 1 ile artı 1 arasında gidecek. Yani bu sefer 2 ile eksi 2 arasında gidecek. Şimdi de bir tanesini de böyle bağlayalım. Şu arayı unutmayın. Bu ara Bizim çarpı 2'lik hani sinyali büyütüyor. Gene buradan çıkışı veriyor. Hani çok temel şekilde böyle anlatabilirim. Elimde bir tane PSK fonksiyonu var. PSK fonksiyonunun açılımını da şöyle gösterebilirim. Bakayım şöyle biraz daha şey olsun. Heh. Sanırım burada görebilirsiniz. Bir anda faz şurada değişmiş, frekans olarak da Amplitude, hani frekansa karşılık bir Amplitude çizmeye çalışırsam bu şekilde Frekansa karşılık zamandaki değişimini göstermeye çalışırsam da bu şekilde bir grafik elde ettim. Normalde bunun için MATLAB'da Spectrum Analyzer diye bir şey var Bir kütüphane var, çok ayrıntılı bir şekilde Elle yapmaya çalıştığımda böyle gözüküyor Şöyle kameramdan gözükmüyordur. şimdi bunları kapatıyorum, içeriğini gösteriyorum. PSK anlattığım mantıkla yapılıyor. Evet, anlattığım mantıkla yapılıyor. Bir tane. Datamız, öncelikle datanın float olmaması lazım. Bilgisayarda da float veriler bir şekilde bir bilimsel bir notasyonla saklanıyor isteyen araştırabilir. Şimdi ee, şimdilik e, yapacağım örnekte e, herhangi bir şey olmasını istemiyorum. O yüzden böyle bir floating point olmasın. O yüzden ben de 4 5'e 5'lik bir magic square çiz e, göndermeye çalışacağım. Bun burada datanın uzunluğunu ve e, bir sampling frequency belirliyorum. Hani ben size demiştim ya. Like Şöyle göstereyim. F9 um, Şurada ve şurada şeyler koyalım. Çalıştır diyelim. F10 e, F10 şey debug yapıyorum şu an. Hani hata ayıklıyorum. Bir tane breakpoint koydum. Burada da F10'la adım adım ilerliyorum. E, i̇kide bir Şurada editörden tuşlara basmanıza gerek yok. Step 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 diye. Gördüğünüz gibi hemen yanında F10 çıkartıyor. Ee, bir tane frekans binse bunun iki katından biraz daha fazla olmalı. Ben neredeyse 3 katı kadar e, örneklemişim. O yüzden çok fazla data var. Orada gördüğünüz e, datanın hani şeyin uzun olmasının sebebi bu. Eee bir tane sinüs sinyali oluşturdum. Bu sinüs sinyaline göre e, işte indicator hani e, eğer data binary ise veya binary mi değil mi ona göre çevirme işlemini yapacak. Datamız binary değil. Önceden e, 0 1'lere çevrilmiş mi? Onu belirtmek istedim. Çevrilmemiş. O zaman ne yapalım? Datayı binary'lere çevirelim. Tüm veriyi 1010 şeklinde gönderecektir. Ben şu an veriyi çözmekle uğraşmadım. Sadece havaya gönderiyorum. Veriyi çözmek için de başka zaman uğraşabilirim. Daha sonra hepsini bir sıraya sokuyorum. 125 tane 1010'dan oluşan bir verim düzeni oluştu. Bunların hepsini modüle ettim sonrasında item item hepsini tek tek alacağım. Ee, sırf göstermek için for döngüsüne soktum. Aslında e, ihtiyaç yok gibi gibi görünüyor. Farklı şekillerde de yapılabilir. Ee, modülasyona soktum ve neymiş? Bunun değeri 1. bir. 1 ise modulated sinyalimde carrier bir tane şurada carrier oluşturmuştum ya. Eksi 1 ile çarpmak demek ters döndürmek demek yani flip. Tüm carrier'ı e, şimdi bir şey olduğu için item 1 olduğu için 1. Şimdiki item gene 1. Şöyle göstereyim. Ha 0. Sıfır. 0'sa tüm carrier ters dönecek. Şu an burada göremiyorsunuz çünkü veri çok büyük veri miktarı bu şekilde gidecek. F5'e kadar ilerlesin ve upuzun bir veri dizisi oluştu. Ee, Isplot burada ben pilot hani çizdirsin hani sonunda veriyi kodlayıp bize mi versin sadece yoksa ee, grafik çizim işlemlerini yapsın mı? Bu işte karmaşık sinyalin neden bu böyle olduğunu anladınız. Çünkü çok fazla veri var elimizde. Ee... Ha yok. Ee, şunları değiş adlarını değiştirmeyi unuttum. Daha başka bir uygulamam daha vardı da. Bir dakika. Evet, birkaç düzeltme yaptım. Hani şunun ismini değiştirdim, Modulated Sinyal diye. Daha sonrasında nFFD'yi almaya çalıştım. Şuradaki n miktarımı belirledim. Bu uzunluk, hani bu işlem bunu büyütüyor gibi gözükse de aslında FFT içerisinde de buna benzer bir işlem yapıyor. FFT sinyalim de oldukça uzun olacağı için ben gene bunu single site olarak çizdirmek istedim. Single site olunca daha az veriyle muhatap olacağım. Belki de gerçek zamanlı işlem yapmayı sağlayacak. Şuradaki oluşan grafikleri göstereyim. Öncelikle bu benim mod 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 modulated sinyalimdi. Şimdi ise ilerliyorum. Hemen şu şeyler hani title might ...gibi değerleri çizdirdim. Ee, aralığı... ...belirledim. Çünkü çok küçük gözüküyordu. Ee, oradaki ufacık bir, bir mavilik vardı şu kenarda. Bu mavilik... E, ...çok fazla frekans bileşenine oluşuyor. Aradaki bizim frekans bileşenimiz 0.55 gözüküyor. Ee, bunu ben büyük ihtimal doğru yapamadım. Şurayı düzelteyim.